Bizim ST Live Tarım'dan her hafta olduğu gibi merhaba, ben İrfan Donat. Bugün tarım sektörünün belki de en stratejik alanlarından bir tanesini konuşacağız. Tohumu konuşacağız, hem de organik tarım tarafını konuşacağız. İkisini bir arada aslında gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye gıda dediğimiz zaman, tarım dediğimiz zaman toprağa ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, tabii ki tohuma ihtiyacı var. Türkiye'de mi? Dünya böyle sonuç itibariyle. Ve tabii bir de organik tarım tartışması var. Dünyayı besleyebilir mi? Üretim ne kadar artırılabilir? Ve mevcut durum nedir? Geleceğe yönelik trendler ne yönde? Bunların hepsini konuşacağız. Konuğumuz da Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Turan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi isterseniz biraz organik tarım tarafıyla başlayalım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Organik Tarım Araştırmaları Enstitüsü ve İFAM birlikte bir rapor yayınladılar. Her yıl yayınlıyorlar. Hı hı. Türkiye'deki, dünyadaki organik pazarın büyüklüğüne dair. Hangi ülke ne kadar üretim yapıyor, kaç üretici bu işi yapıyor ve ne kadar bir ekonomiye sahip diye. 90 milyar dolara yaklaşmış vaziyette dünyadaki organik gıda pazarı. Baktığımız zaman tabii 2016 verileri 2 yıl geriden geliyor tüm dünyayı kapsadığı için bu rapor. Ve 178 ülkede 58 milyon hektar alanda 2.7 milyon üretici organik tarım yapıyormuş. Evet. Türkiye'de de rakamlar var. Onu da şimdi birazdan paylaşırız. Ama toplam tarımsal üretimdeki payına baktığımız zaman %1,5-2,5'lar seviyesinde kalıyor. Şimdi organik tarım bir moda mı, bir gereklilik mi? Şu anki konumunu siz nasıl görüyorsunuz? Evet, çünkü bu bir tartışma konusu sonuçta, o yüzden. Teşekkür ederim. Öncelikle bu sektör için ve ülkemiz için önemli olan bu konuda bu tür fırsat verdiğiniz için size ve programımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii organik tarım bir algı olarak şu anda bir moda ya da insanların yaşam konforu yüksek olan insanların tüketmesi gereken bir değermiş gibi aslında algılanıyor. Ama ülkenin ve dünyamızın geleceği açısından organik tarım aslında tüm toplumların sağlıklı bireylerin tüketebileceği sağlıklı gıdaların oluşması için bir gerekliliktir. İkincisi, organik tarım hepimizin bildiği gibi küresel ısınmanın yarattığı bazı dezavantajlar var. Biz önümüzdeki yüzyıl içerisinde iklim bilimcilerin ortaya koyduğu senaryolara baktığınız zaman önümüzde bizi bekleyen aslında çok ciddi ve problemli günler var. Bunlar için de organik tarım aslında bir gerekliliktir. Yani burada siz toprağı öncelikle değer yaratmalısınız ve iyi bir ortam oluşturduktan sonra sağlıklı bir ortam içerisinde bitki yetiştirebilirsiniz. Bugün bitkilerin bu kadar hassas olması, bu kadar pestisit, insektisit kullanması tıpkı insanların bağışıklık sistemi gibidir. Eğer organik tarımı model olarak benimsediğiniz bir düzeyde oluşturmaya çalışırsanız aslında yaratmak istediğiniz değer sadece bugün için değil, tüm önümüzdeki sürdürülebilir dönemler için gerekliliktir. Peki hocam, şimdi buradan ben şu sonucu çıkartıyorum. Moda değil aslında, gereklilik, bu kesin, bunun altını çiziyoruz kalın harflerle. Peki başa dönersek, madem bu kadar gerekli, bu kadar önemli, bu kadar stratejik bir noktada organik tarım, neden hala %1,5-2,5 seviyelerinde toplam tarımsal üretimdeki payı? Evet, çok güzel bir soru. Burada önemli olan şey şu: bugün organik tarıma ilk geçiş dönemlerinde iki tane çok ciddi problemimiz vardı. Bunlardan birincisi organik girdi olarak bitkilerin beslenebilmesinde gerekli olan besin kaynaklarının argümanların oluşturulması. İkincisi de mücadele, koruma ile ilgili problemler vardı. Bunların yeterli seviyelerde olmaması organik tarımın iyi bir noktaya gelmesini başlangıçta azalttı. Ama mantığını sürdürülebilir tarımla desteklediğiniz zaman aslında oraya doğru gidiş söz konusu. Biliyorsunuz dünyada sürdürülebilir tarımı dikkate aldığınız zaman tıpkı madde bağımlısı insanların bu bağımlılığından azaltılmasındaki yöntem gibi şu anda biz kimyasaldan ve ekolojide meydana gelen olumsuz koşulların etkisinden bitkiyi kurtarabilmek için öncelikle sürdürülebilir ya da iyi tarım uygulamaları olarak ifade ettiğimiz sistemle yavaş yavaş bitkinin bağışıklık sistemi, topraktaki biyoçeşitliliğin artırılması, bunları sağlamak suretiyle bu noktaya geleceğiz. Bu noktada ikinci önemli bir problem,
az bir üretim olduğu zaman her şeyde olduğu gibi talep miktarı fazla. Dolayısıyla şu anda sanki zengin, yaşam konforu yüksek olan insanların bir modeli gibi olarak görüyor. Ama ülkemizde de insanlar yavaş yavaş bu konuda bilinçlenmeyle birlikte bu noktaya geldi. Bakın biz bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce 450 milyon toprağı her yıl erozyonla ülkemizde kaybettiğimizde Tema Vakfı başta olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri, Tarım Bakanlığı herkes seferber olmak kaydıyla çocuklarımıza ta ilkokuldan beri bu eğitim vermek suretiyle ancak bu noktaya getirebildik. İnsanların bunu bir gereklilik görebilmesi ve geleceğin bir senaryosu olduğunu anlamasıyla da aslında sadece gelir düzeyi yüksek olan insanlar değil, bu normal yaşam konforunda olan insanlar da bunu tercih etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben de sizin dediklerinizden yola çıkarak biraz da Türkiye tarafına bakayım dedim. 96 yılında Türkiye'de sadece 8 ürün organik olarak üretiliyormuş. Bugün geldiğimizde 238'e yükselmiş durumda. Sayı 2-3 aşağı yukarı olabilir ama ciddi bir ürün çeşitliliği bakımından artış söz konusu. Yine burada sözleşmeli üreticilikte Ege bölgesi biraz daha ön plana çıkıyor, yoğunlaşıyor. Ve biraz ihracat odaklı biz bunu anladığım kadarıyla şu anda yapıyoruz Türkiye'de organik tarımı. Dediğiniz gibi biraz bu alım gücüyle alakalı, arz taleple alakalı. Ve dışarıda tabii ki Avrupa başta olmak üzere ya da Amerika gibi ülkelerde alım gücünden dolayı organik tarım pazara da ilgi yüksek ve tüketim de daha yüksek oranda. Ama çeşitlere baktığımız zaman bizim elimizdeki gen kaynakları ya da işte faunamız, floramız, her şeyimizde aslında kuru üzümünden incirine, kayısısına kadar birçok üründe aslında ciddi bir potansiyel söz konusu. Ama organik tarım dediğimiz zaman hocam benim aklıma direkt tabii biraz önce de başta söyledim, tohum geliyor. Biz tohumda neredeyiz? Yani ana tohumlarda, atalık tohum diyoruz, yerel tohum diyoruz. Bu noktada Türkiye nasıl bir potansiyele sahip? Bu potansiyeli yeteri kadar değerlendirebiliyor mu? Türkiye sizin de ifade ettiğiniz gibi tohum konusunda gerçekten bir cennet. Yani sadece tahıl ya da diğer tarla bitkileri yönünden değil, aslında meyve ve sebzeler konusunda da oldukça iyi bir noktada. Ancak 120 bin adet tohum şu anda gen bankamızda mevcut. Bizim burada yeterli miktarlarda faydalanıyor musunuz sorusuna aslında bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü asıl olması gereken mevcut durum analiz edildikten sonra ata tohumlarının ekolojiye dayanıklılığı, bakın önümüzdeki dönem içerisinde sıcaklık stresi, tuzluluk stresi, su stresi gibi farklı stres koşulları bizi bekliyor. Bugün gerçi bakanlığımızın haklı olarak hani yerli tohum değil de diğer elit tohumlara destek vermesindeki gaye üreticilerin o günkü şartlarda birim alandan daha yüksek verim alabilmesi, ama maalesef burada kaçırılan nokta şu, o yüksek nitelikli ürünlerin çok önemli bir kısmı GDO'lu değilse yine pestisit, insektisit ve diğer ekolojik zararlardan dolayı zarar görüyor. Bakın bu sene mesela yeterli miktarlarda soğuklanma geçirmeyen meyve ağaçlarımızda sorunlar olmaya başladı. Yine aynı şekilde fotosentetik etkinliğin düşmesine bağlı olarak her şeyiniz aynı olsa bile yeterli miktarlarda bitkiler fotosentez yapamadığı için şu anda kuru madde miktarı bu sene de yine düşüler bekleniyor. İşte bunların hepsinin altında yatan, elimizde bu kadar değer olan materyalleri biz yeterli miktarlarda yeni nesil ürünlerle birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de en önemli şey bioinformatik. Yani bitkilerden elde ettiğiniz genetik yapıları siz yeni nesil ürünler ve ekolojiyle iyi bir şekilde harmonize etmeniz lazım. Yabancı bilim adamları şu anda inanın Türkiye'den götürdüğü bu değerli zengin kaynakları çok rahatlıkla yeni entegrasyonlar yapabiliyor. Ama biz bu konuda sadece mevcut durumu tespit ediyoruz. Elimizde 120 bin adet şu anda gen bankamızda var. Diğer şeylerde saydığınız zaman kültür bitkilerin yaklaşık 330 bin endemiklerle birlikte dünyanın en zengin florasına sahibiz. Ama elimizdeki bu kaynakları biz gelecek nesiller için kullanmak istiyorsak bunlardan hareketle, bunlardan yeterli miktarda yararlanmak suretiyle ıslah yapmalıyız. Yoksa sadece verime yönelik ıslahlar yarın bu problemlerle karşı karşıya kaldığımızda bizim anında elimizde var olan bu değerlerin yok olmasına neden olacaktır. Bu konuyla ilgili özellikle dünyada DSH and MSH diye geçen kuraklığın ana nedenleri ve bunlara yönelik hizmetlerin asıl oluşturduğu şey de tek önemli şey biyoçeşitliliği güçlendiren uygulamalar, işte hasat öncesi, hasat sonrası, şu anda Avusturya'da başlayan, Türkiye'de devam eden, işte bizim Yeditepe Üniversitesi olarak, Tarım Bakanlığı olarak, sivil toplum örgütleri olarak, buğday derneği olarak, yaş meyve sebze birlikleri olarak herkesin aslında işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak buradaki karmaşa şu, eğer biz
önümüzdeki dönem içerisinde sadece verimi değil de gelecekteki karşılaşacağımız sorunları da düşünmezsek, inanın şu bahsettiğimiz rakamların anında kaybetme durumu söz konusu. Çünkü tehlike oldukça yüksek. Bunu şöyle benzetebilirim. İşte tren yolunu oluşturdunuz. Ray sistemi eski sistem, üst sistemde yeni hızlı sistem. Onun için sistemden çıkabiliyor. Bizim akademisyenler olarak, Türkiye'de yaşayan ve bu işe değer veren bilim insanları olarak buna çok değer vermemiz lazım. Organik tarımda diğer önemli bir şey, sürdürülebilirlik açısından arazi toplulaştırması. Ülkemiz bu konuda ciddi bir ön bir noktaya geldi ve istediğimiz noktaya taşıdı. Ancak şu anda taçlandırma noktasında yeterli miktarda bu işi başaramıyoruz. Orada ne sorun var hocam? Oradaki sorun şu, bizim öncelikle arazi toplulaştırmasını yaptığımız zaman, ülkemiz Akdeniz kuşağında olduğu için organik maddeyi toprağa organik madde vererek yükseltemezsiniz. Toprağa daha az işlemeniz lazım. Toprağa birim alanda az işlemeniz lazım. Bir örnek vereyim. 1000 metrekarede aslında çalıştığımız alan 300 metrekare, 350 metrekare. Ama siz tüm alanı her zaman işliyorsunuz, gübreliyorsunuz, suluyorsunuz, yabancı müdahalesini yapıyorsunuz ve bunu yapmak kaydıyla zaten üreticinin cebinde %60'lık bir kazanç söz konusu. Bunun gelişmiş ülkelerde şu anda bu sisteme geçirmek zorunda, çünkü su artık bir kısıt, enerji artık bir kısıt. İkincisi, toprağı işlemekle bugün küresel ısınmada yarattığımız karbon emisyonunun en büyük etkiyi toprağı işlemekle yaparsınız. Çünkü topraktaki karbondioksit miktarı atmosferin 250 katı. İşte bu yapıyla bizim leasing sistemi gelmesi lazım. Yani herkesin traktör almadan, herkesin toprağı istediği gibi işlemesiyle karşılaştırmamız lazım. Ve en önemlisi, havza bazlı projelerde şu anda bakanlık ciddi bir şekilde çalışıyor. Havza bazlı olmasının temel nedeni de bu. Her toprağın istenilen noktaya ulaşması. Mesela organik tarımda da ifade ettiniz. Sebzeyi siz kirli bir toprakta yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla sizin ne istediğiniz değil, elinizdeki değerin size ne verebileceğini bilmeniz lazım. Organik tarım ve ata tohumunun birleşmesi de şartlar ne olursa olsun, kısıtlar ne olursa olsun daha dayanıklı, daha uzun vadeli bize gelecek sunabilen bir problem. Ama ülkemizde bu konuyla ilgili çalışmalar, özellikle geçmişimizde bulunan bu genetik potansiyeli yeterli miktarlarda değerlendirmiyoruz. Şu anda zaten en büyük kargaşa da bunun daha da kötüye gitmesi. Sadece şu anda çok elit nitelikli tohumlara destek verilmesiyle ilgili. Ama orada kaçırılan şey şu, ben şu anda bakanlıkla birlikte uygulanan teşviklerin yansımasını çalışmaya çalıştım. İnanın yaptığımız yeni tohum çeşitleriyle birlikte yine pestisitle uygulamalarının trendi de paralel bir şekilde artıyor. Artıyor. Çok önemli. Burayı lütfen kaçırmayın. Bizim istediğimiz şey, tıpkı insanlarda koruyucu hekimlik mantığı neyse aynı şeyi bunu yapmamız lazım. İşte biyolojik mücadelede biraz önce söylediğim gibi geliştirilen preparatlar, yeni nesil ürünler, bunların dikkate alınarak sadece ortamda zararların uzaklaştırılması değil, faydalıların etkin hale geçirilmesi. Şu anda İzmir'de bu konuda çok ciddi çalışmalar var. İnşallah bir program da orada yaparız. Asıl önemli olan şey, üretilen miktarın kaybedilen miktarıyla karşılaştırılması. Bu da yine organik tarım için son derece önemli bir nokta. Yani toprakla savaşarak değil, barış içinde bir üretim, ekolojik dengenin bozulmadan bir üretim modelinden aslında bahsediyoruz. Kesinlikle. Sürdürülebilir tarım dediğimiz mantığı da bu zaten. Şimdi 120 bin tohum çeşidi bizim gen bankamızda. Dünyanın 3. büyük gen bankasıyız diye de övünüyoruz. Evet. Güzel bir şey. Ama dediğiniz gibi bunun o sadece saklanmasından öte ıslah çalışmasında ya da sahaya yansımasında bir eksiğimiz var galiba. Bir de hocam sadece Türkiye genel içinde değil ama Türkiye'de de bu sorun söz konusu. Dünyada da öyle. Monokültür. Evet. Aslında sizin tabir ettiğiniz monokültür tehdidiyle biz karşı karşıyayız. Yani dünya kadar çeşidimiz var ama belirli bir çeşide, sınırlı bir çeşide odaklanıp o tarafa... Bir defekt oldu mu bitti. Bitti. Evet. Yani bütün riskleri bir yumurtaları sepet. Tek sepette tutuyoruz. Sıkıntımız o. En önemlisi o, evet. Diğer önemli bir şey de dünyada her 5 dakikada bir 10 hektarlık alan degradasyonu, yani çeşitliliğini kaybediyor. Topraklar da aslında canlı bir sistem. Yani bizim bağırsak floramızda nasıl ki mikroorganizmalar 3 kilogram mikrobiyal yük var, onları siz antibiyotikle ya da işte bir şekilde uzaklaştırdığınızda yediğiniz gıdaların bünyeye geçmesi nasılsa, aynı şekilde toprakta biyoçeşitliliği kaybettirdiğiniz zaman verdiğiniz bitki besin elementlerinin bitki sadece %5'ini alıyor. Bu bize nasıl bir yansıma meydana getiriyor? Toprak artık üretkenliğini kaybediyor ve
toprak ve su kirliliğiyle biz yeniden bir mücadeleye başlıyoruz. Şu anda ülkemizde yaşadığımız sorunların çok önemli bir kısmı da bu. Onun için biz şu anda tarımda arzu ettiğimiz verimliliği sağlayamıyoruz. Üreticilerimiz her zaman bir sonrakiyle borçlarını, bir sonrakiyle geleceklerini, ümitlerini atmak kaydıyla devam ettiriyorlar. Ama organik tarımı ve sürdürülebilir tarımı, ki bunun öncesi, bunu birlikte uygulamaya başladığımızda adım gibi eminim şu anda önümüzdeki 100 yıl içerisinde teknolojisi olanlar hangi toplum olursa olsun sadece tarımı ve gıdayı ve suyu elinde tutan toplumlar bu konuda daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Peki hocam, biraz dünyadaki tabloya baktığımız zaman, siz biraz örnekler verdiniz ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Organik tarım ve atalık tohum, yerel tohum noktasında İyi giden, bu işin geleceğini gören ve bu noktada adım atan ülkeler ne yapıyor bizden farklı olarak? Yani ya da bizim kopyalı yapıştır olarak söylemiyorum ama örnek alabileceğimiz, ders çıkaracağımız noktalar var mı bu noktada? Çünkü geleceğe yönelik siz o risklerden bahsettiniz. İklim riskinden bahsediyor. İşte su kısıtlaması var, sıcaklık etkisi var, kuraklık etkisi var. Buna benzer birçok aslında risk var ve buna yönelik de senaryolar geliştiriliyor. Dünya ne yapıyor bu konuda? Dünya bu konuda elinde potansiyel çeşitliliği olan bu tür tohumları elde etmeye çalışıyor ve elde ettiği bu tohumlardan transgenik olarak, yani bitkiden bitkiye olmak kaydıyla, normalde siz şu anda omega 3 balıkta ürettiğiniz omega 3'ü normalde kanolaya üretebilirsiniz GDO olarak, ama burada yapılan şey bitkinin genetik şifrelerinde bulunan tuzluk stresine dayanıklılık mekanizmasını yeni ıslah yöntemleriyle, yeni bitkilerle adapte etmek kaydıyla oraya taşıyor. Yani burada iki şey önemli. Bir, gelecek nesle olan dayanıklılık. İkincisi de ürün üretim ve kapasitesi hakkında üreticilerin sürdürülebilir bir karlılık modelini oluşturmasını neden oluyor. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi tek bir noktada tutmuyoruz. Mesela bizim ülkeye baktığımız zaman 7 coğrafyada farklı iklim koşulları var. Hepsinde yetiştirilen mısır çeşidi, buğday çeşitleri, hepsi birbirinden çok farklı. Onun için zaten endemik ve işaretli bitkilerin dönüş noktası da bu oldu. Geographic Identification Crop dedikleri bölgeye özel ürünün de anlamı bu. Çünkü o ekolojide, o yapıda en iyi potansiyeli o bitki verebiliyor. Ve bunu diğer ülkeler bioinformatik olarak, şu anda bizim Yeditepe Üniversitesi'nde bu sistemi bölüm başkanımız geliştirmeye başladı. Elde ettiğiniz bilgileri bir sonraki bitki ya da genoma aktarabilme ve bunu onunla meç edebilmeniz son derece önemli. Ama Türkiye'de maalesef basit ıslah yöntemleriyle bunu beklediğiniz zaman en az 50 yıl sürer. Onun için çok kolayı seçmeye çalışıyor. Süratli bir şekilde yeni F1 çeşitlerimiz şunlar. Bunun verim potansiyeli bu. Gerisi unutuluyor. Ama ne kadar hassas, ne kadar bu potansiyele dayanabilecek, bunları tabii ki günün verdiği koşullar gereği üretici düşünemeyebilir, iş adamları düşünemeyebilir, ama bürokratlar ve üniversiteler, bu konuda çalışan uzmanlar bunu düşünmek zorunda. Tam da o noktada izleyicilerimizden sorular var. Cengiz Çuban soruyor, diyor ki tarımda daha iyi şartlar için hükümetle görüşmenizi paylaşıyor musunuz? Yani kamuyla paylaşıyor musunuz anlamında, sonuç alabiliyor musunuz diye sormuş. Bir diğer Mali nickname'li izleyicimiz de bölümü var, okuyoruz ama ne olacağız organik tarım işletmeciliği diye de sormuş. Peki. İki soruya da teşekkür ederim. Tabii ki biz bakanlık nezdinde üniversitemizin bize tanıdığı sınırlar ölçüsünde gidip bu konuyu bizzat bakan beye, müsteşar beye ve ilgili birimlere, hatta projeler yapmak kaydıyla şu anda Yeditepe Üniversitesi olarak biz bu eski Osmanlı döneminde kalan tohumların yeniden rejenere edilerek hayata geçirilmesiyle ilgili projeye imza attık ve devam da ediyoruz. Bunları paylaşmamız, bunları gündeme getirmemiz ve bu konuda sizler neler yapıyorsunuz diye sorarlarsa, bu konuda ciddi çalışmalarımız da var. Buradaki sorun şu, sistem çok büyük. Yani üreticilerimizin şu anda Türkiye'de %36-%40'lık tarımla iştigal eden gruplar olmuş olsa da aslında bu konuda sektörel anlamda çalışan ve ülkemizde katma değer yaratan gruplar %6-%7 civarında. Yani kurumsal, işi biraz daha profesyonel nitelikte götüren gruplar nezdinde biraz eksikliğimiz var. Bu konuda bakanlığın çalışmaları ya da oluşturduğu yapılar önemli, ama asıl önemli olan üreticilerimizin bir araya gelme kabiliyetlerinin olmaması. Birlikte çünkü iş yapabilme, birlikte iş yapabilme kültürümüz yok. İkinci öğrenci arkadaşıma şunu söyleyebilirim. Bakın, ne yapacağız, ne iş yapacağız? Şunu söyleyeyim, organik tarım sizin de başta ifade ettiğiniz gibi geleceğimiz ve önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu bir ülkeler için daha da çok gereklilik olacak. Hangi konuyu çalışırsanız çalışın, o konuda profesyonel olmaya çalışın.
çalışmak lazım. Yani bugün biz akademisyenler olarak Türkiye'ye yurt dışından birileri gelip teknisyen arkadaşlar danışmanlık yapıp profesörler eğer geride durabiliyorsa bunu kendimize sormamız lazım. Daha çok işini sevmesi, daha çok sahaya çıkmasıyla yarattığı değerle bunu başaracaklar. Kesinlikle ümitsiz olmasınlar. Biz adım gibi eminim ülke olarak, tarım ülkesi olarak gıda mühendislerimizle, veteriner hekimlerimizle, ziraat mühendislerimizle, bürokratlarımızla ve iş adamlarımızla sırt sırta vererek ülkemizi şu anda geçmişten beri kaybettiği bir trendi çok önemli bir noktaya getirebiliriz. O potansiyelimiz var. Bunun oluşturacağı düzeni de bakanlık süratle ortaya koymaya çalışıyor. Ama altını çizerek söylüyorum. Sadece kanun ve yönetmelik koymak yetmiyor. Bu işin oyuncularının da profesyonelliği son derece önemli. Yani sizin bir üreticiye bu bahsettiğimiz şeyleri söylemeniz çok ütopik geliyor. Ya da yönetebilmeniz binlerce üreticimiz var ve bunların tek tek hepsiyle temas etme şansınız yok. Ama kurumsal olarak isim vermeden geçeceğim. Ülkemizde şu anda işte patates sektöründe, diğer sektörlerde kurumsal olarak yönetim yapan gruplara baktığınız zaman üreten razı, alan razı, her şey yolunda gidiyor. Çünkü bir yönetim ve bir sistem var. Bunu eğer bir araya getirebilirsek kesinlikle ülkemizde bu durum söz konusu olmayacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yayın su gibi akıp geçti. Daha aslında konuşacak çok şey var ama belki önümüzdeki dönemlerde biraz daha farklı başlıklar altında bunları değerlendiririz. Katkınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bizim ST Live Tarım'da hem organik tarım hem de tohum tarafını ele almaya çalıştık. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Turan'la birlikte yayınımızı izlemek isterseniz tekrar YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.